Merhaba arkadaşlar, ben Bahadır Aydınoğlu. Bu videoda kutu açılışı yapacağız. Yeni aldığım Sunline 936B isimli ısı kontrollü havye sizlere göstereceğim. Bu ürünü Kartal Otomasyon'dan aldım. 170 lira gibi bir rakama sahipti. Kutuyu açıyoruz. Kutuyla birlikte iki adet daha ürünü aldım. Bir tanesi STM32F103 isimli kart. Diğeri de 0,50 mm'lik lehim. Bunlarla denememizi yapacağız. Kutuyu açtığımız zaman karşımıza kullanım kılavuzu geliyor. Garanti belgesi vesaire. Şimdi ürünle alakalı ufak bir problem var. Kullanım kılavuzunda bu arkadaş 45 watt gözüküyor. Fakat kutunun üzerinde ise 60 watt gözüküyor. Yani 45-60 watt arasında bir güç harcamam var. Bir adet lehim sehpası ile birlikte geliyor ürün. Hemen açayım sizlere. Şöyle. Şu şekilde. Metalden oluşuyor. Süngeri de var. İsterseniz bunun yerine kendi şu bulaşık bezlerinden kullanabilirsiniz de. Metal olması ve ağırlıkta iyi sayılır. Gayet iyi. Şimdi lehimi açıyorum. Havyayı. Ucunda koruyucu ile birlikte geliyor. Uç kısmı ince. Görüldüğü üzere. İnce uçta gelmiş. Ucunda 5 uçlu mic konnektörü var. Tahminimce 4 kanal, yani 4 kabloyla kontrol yapılıyor. Yani iki tanesi ısı, diğer iki tanesi de sıcaklık. Tutumu gayet iyi. Evet, gayet de güzel. Şimdi ana istasyonu açalım. Şu kutuyu da şöyle aşağı indireyim. Evet, hoş bir denge sahip. Hem istasyon hem havya sehpası. Şöyle göstereyim. Havyanın gireceği yerde var. Ön taraftan switch kısmında yine burada. Isı kontrolü, işte potansiyometre kısmı burada. Rated current 1 amper gözüküyor. Bu sanki plastik gibi. Bunda metal hissiyat alıyoruz ama bu plastik gibi sanki. Aynen. Şimdi isterseniz ilk testlerimize geçelim. İlk testimiz kaç saniyede ısındı olacak. Şuradaki kabloları da açıyorum. Kronometre başlatalım istersen. Fişini taktım. Şimdi HD'yi takıyorum. Sıcaklığı da 300 derece civarına falan getirdim. Şu 300'de. 300 yeterli olur bizim için. Kaç saniyede lehimi eritecek kıvama gelecek, onu ölçeceğiz. Şuradan lehimi de açalım. Evet, ucu burada. Şimdi başlatmayalım kronometreyi. Başlatalım. Evet, şu anda açtım. Gördüğünüz üzere iki tane led ışık yanıyor. Şu kablonun ince olması gayet iyi. Şu anda ısınma ibaresi yok.
Tavayı ucundan tutuyorum. Bakalım ne kadar sürede ısınacak. Evet, ısınmaya başladı. Burnuna geliyor kokusu. Şu an 40 saniye oldu. Yani şu an eritmeye başladı. 50 saniyede lehimi eritecek kıvamı geliyor. Gayet iyi bir süre. Gayet iyi. Bu konuda beğendim bunu. Bir adet kablo lehimlemek istiyorum müsaadenizle. 0,50'lik bir kablo aldım. Şimdi bu kablonun ucunu lehimleyeceğim. Yine 0,50'lik bir lehimle. Pastaya falan da sürmedim. Isıtalım. Şöyle şuradan alalım. Isıtma bakımının bir problemi yok. Sadece şuradan biraz lehim vererek yapalım. Evet, gayet iyi. Ucun ince olması kabloyu lehimlememize biraz zorlaştırmış olabilir ama siz bunda SMD veya da troll malzeme direkt lehimlemeyi planlıyorsanız hiçbir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde yakınlaştırayım. Ürünü tavsiye ederim arkadaşlar. Devamında da şu SM32F103 kartını header'larını lehimleyeceğiz. Şimdi de havyamızla birlikte Sunline 936 ile birlikte STM32F103 kartının header'larını lehimleyeceğiz. Bakalım kontrol kısmı falan nasıl. Evet, güzel. Belki sıcaklığı biraz arttırmamız gerekebilir. Şu 350'ye doğru alalım. 300'e takılıyorduk. Evet, 350 alınca daha iyi oldu. Şu diğer kısmını da lehimleyeyim. Hepsini daha sonra lehimlerim. Evet arkadaşlar, gayet iyi. Ben şahsen kendim beğendim. Almak isteyenlere de öneririm. Fiyatı 170 lira civarıydı. Evde kullanmak isteyenler için ideal bir havyan. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.